Ben en iyisi bir hava alayım. Bir kahve içeyim, kafein alayım, değil mi? Dikkatim açılsın. Mola yerindeyim ben. Aa, Allah Allah. Ne oluyor buna ya? Hah, Sude. Ömer bugün niye yok? Bugün 15 Mart. Ne 15 Mart? Yani İplikçi Bayramı mı ne ki? Aa, sen bilmiyor musun? Neyi? Yani vallahi cicim Ömer sana söylemediyse ben söyleyemem. Kendi söylesin. Ne şimdi ya? Ne var Derya? Ya ben sana gel mi dedim? Ben geleceğim dedim. Tamam ne var ben geldim. Ne söyleyeceksen söyle. Ömer Bey buraya odan yapacakmış. Önce dedi ki isim yazdırın dedi. Ondan sonra da belki isim değişebilir gibi bir şey söyledi anlamadım. İsmi mi değiştiriyorsun? Hı? Defne güzeldi. Ha, istemiyorsan bana ver. Ha, yok ya. Onun için söylememiştir. Hı. Canım ya. Ay ama ben gelemeyeceğim galiba. Ya ismini değiştiriyor musun, değiştirmiyor musun? Geliyor musun, gelmiyor musun? Anlamadım ben. Ne yazacağım kapıya? Bir şey söyle Defne. Ay boş ver sen onu bunu. Bu 15 Mart ne? Bugün. Ay onu sormuyorum. Ömer'i soruyorum. Ya bilmiyorum. Nereden biliyorum? Söyledim. Bilmiyorum Defne. Kim biliyor ya bu 15 Mart'ı? Defne. Gel benimle. Gel. Sinan Bey ya hadi anlatın. Siz kesin biliyorsunuzdur. Bu 15 Mart ne? Defneciğim. Bugün 15 Mart. Ay onu biliyoruz. Yani Ömer'in annesinin ölüm yıl dönümü. Ha. Yani biz 11 sene önce bugün kaybettik Emine teyzeyi. Kıyamam ya. Peki nerede şimdi Ömer? Bilmem. Kimse de bilmiyor. Bugün işe gelmez. Telefonlarını açmaz. 6'ya kadar evde de olmaz. Öyle işte. 6'da gelir ama. Gelir. Böyle ışıkları kapatıp oturur. Bazen ben giderim. Çocuk konuşmaz da. Karanlıkta oturur sonra erkenden de yatar. Canım benim. Ay kıyamam ben ona. Ya ben sana söylemiştir diye düşünmüştüm ama. Söyleyecektir zaten de. Ay neyse bu aralar biraz karışık. Nasıl karışık? Ben sizin evlenme kararı aldığınızı duydum. Hatta tebrik edemedim ya özür dilerim tebrik ederim. Çok sevindim. Evet orada bir sorun yok yani bir şekilde buldum ettim. Kapadım borcu kapandı konu yani. Nasıl kapan bir dakika sen her şeyi anlattın mı Ömer'e? Gerçi anlatsan. Yok söyleyemedim yani sır öyle duruyor. Bütün ağırlığıyla duruyor. Yani söyleyemem ona Sinan Bey. Herkesin bilip onun bilmediği bir şey kahrolur. Mesele sadece benimle ilgili de değil ki. Siz, Neriman Hanım, Koray Bey, Necmi Bey. Sırf ben kendimi temize çıkaracağım diye de Ömer'i parçalayamam yani. Düşünseniz Ömer darmadağın olur. Hem ben Ömer'i kaybetmeyi göze alamam. Yapamam Sinan Bey.
Defne. Burada olmam gerektiğini düşündüm. Bugünün ne olduğunu, senin için ne anlama geldiğini biliyorum. Bundan sonra 15 Mart'ta pazı dolması yapacağım. Sonra ışıkları açıp akşam birlikte yiyeceğiz. Sonra sen bana annenle ilgili anılarını anlatacaksın. Benden bir şey demeyeceğim hiç yani. Bunu anlatmıştım dur falan demeyeceğim. Acı tatlı ne varsa sabah kadar konuşacağız. Sonra sarılıp uyuyacağız. Yine birlikte. Sabah uyandığında yine yanında ben olacağım. Çünkü artık yalnız değilsin. Ben varım. Bundan sonra yanında hep ben olacağım. Gülerken, ağlarken ellerini hep ben tutacağım. Hiç bırakmayacağım. Hadi kalk bakalım uykucu. Öğlen oldu. Sevgilim hadi ama. Günaydın. Günaydın. Öğlen oldu. Nerede o yani sabahleyin kalkan Ömer İplikçi? Öğlen oldu ya. Yorgunum. Onu biliyoruz. Hadi kalk ben de kahvaltı hazırlayayım. Ben burada yapsam kahvaltımı? Bak şimdi ya. Mümkün müdür? Geç kalıyoruz ama. Beklesinler canım ne olacak? Vallahi benden bilecekler bak. Her yere dakik giden Ömer İplikçi değişti diyecekler. Umurumda mı sence? Günaydın. Günaydın sevgilim. Çok pardon ya. Bir ani oldu da. Ne ani olan? İşte o söylediğin. Sevgilim mi? Girmeyecek misin? Gireceğim. Hadi gir. Ha, gireyim. Rüyamda gördüm seni. Ha, öyle mi? Ne yapıyordun? İşte şirinlikler, bir şeyler. Aa, sonuçta rüya canım yani. İnsan gördüğü rüyadan sorumlu değil. Yok.
Bence tam aksi. Ha? Bilinç rahatlaması Defne. Yani normal hayatta gerçekleştiremediğimiz şeyleri rüyalar aracılığıyla çoğu zaman gerçekleştirebiliriz. Öyle mi ya? Şimdi hiç başıma gelmedi deme. Gezeriz koy koy Ege kıyılarını. Ne bileyim sıkılırsak Yunan adalarına gideriz. Belki İtalya'ya. Gelmedi. Gelmedi canım, ne alakası var? Gelmedi öyle bir şey. Gelsene. Bir şey mi oldu? Yok. Bir şey mi söyleyecektin? Yok ya. Şey. Öylesine. E o zaman gel bir kahve içelim, otur. Ha bu... Ha. Bu arada sana bir şey göstereceğim, bir dakika. Şurada şey gördüm, bayıldım bak. Paris Moda Haftası'nda böyle şey yapmışlar, karanlığın geometrisi. Böyle grafik desenler falan kullanmışlar, koyu renkler. Ya bunu stiletto'da düşünsene. Güzel. Hı-hı. Güzel Defne. Sen şey yap, çalış. Aa. Allah Allah, ne oldu ki şimdi? Defne! Aa Derya, ne oldu? Defne ya sen, Ömer Bey'in asistanlığını nasıl yaptı? Bu yani insanlık işi değil, ben çıldırmak üzereyim, delireceğim ya. Bana ne diyor biliyor musun? Hı? Zaman yarat diyor. Aa! Ne demek bu? Zaman yarat, bunun Türkçe meali nedir? Bana şunu bir anlat ya. Gel gel. Gel Derya'cığım, sen şöyle bir otur. Otur bakalım sakin sakin. Heh. Gel, ben anlamıyorum. Zaman böyle puf. Yaratılacak bir şey değil ki. Bak gitti. Ya ben zaman yaratabilsem, hı, bir kere çocukluğuma geri dönerim. Hani aşıdan falan kaçarım. Oho. Senin kafa gitmiş. Fena gitti. Yani ben kaçmaya taktım. Böyle rüyamda pencereden falan atladığımı görüyorum sürekli. Tamam Derya'cığım, tamam. Sen şimdi burada dinlen, tamam mı? Böyle bir nefes al, ferahla. Böyle bir beynine oksijen gitsin. Bak, burada dergi de var. Hah, bunu oku böyle, o keyfine bak. Peki ya sen? Peki Ömer Bey? Kız dur, bir sakin ol. Tamam, otur. Otur, 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 otur. Ben şimdi bir iki saat uygunum. Merak etme, sana yardımcı olacağım. Nasıl yani? İşte ben senin yerine bakarım diyorum. Vallahi mi? Hı? Cidden mi? Hı? Ay ama olmaz. Ya sen koskoca tasarımcı, benim yerimi ne yapacaksın? Allah Allah, sen orasını boş ver. Sen dinlenmek istiyor musun, istemiyor musun? Ay çok istiyorum. E tamam o zaman. Halledeceğim ben, merak etme. Hadi görüşürüz. Ay kimseyle de anlaşılmazmış aşkım. Yerim ya. Allora è bene, ho capito. La mando il file mancante. Çıldıracağım ya, hakikaten çıldıracağım ya.
Dosyayı eksik yollamak ne demek ya, dosyayı eksik yollamak? Herkes mi tembel arkadaş? Yani biri işini iyi yapsın ya. Derya, hemen bana bir bak. Bak bana bir hadi. Peki Ömer Bey, bakıyorum bakalım. Derya, bu lise koleksiyon görselleri gitmemiş. Güncel siparişleri bekliyorlar yani. Şu üretim siparişleriyle ilgili de Sinan'dan rapor getirecektin. Nerede? Arge'nin raporları zaten atmosfere karışmış bir şekilde bana ulaşmıyor. Nasıl iş bu? Nasıl? Vallahi serverlar falan güncelleniyordur yani. Çünkü daha önce de başımıza gelmişti. Gönderilmemiş olamaz Ömer Bey. Öyle mi diyorsunuz Defne Hanım? Yani muhtemelen öyle olmuştur. Ne yapalım? Nasıl bir çözüm bulsak buna? Akşama mı bıraksak acaba? Şöyle konuşsak, tartışsak, uzun uzun, baş başa. Vallahi bilmem. Gün biter, iş biter. Öyle akşama kadar çalışamam. Çalışmayalım. Başka şeyler yaparız biz de. Ha, o olur. Dikkatimi çekebilirseniz. Yalnız şu an ateşle oynuyorsun. Ne güzel. En sevdiğim. En kötü yanarız. E zaten artık. Değil mi? Diyorsun. Defne, ben ciddiyim. Bak, aramızda bir sorun da kalmadı. Birlikteyiz. Evleneceğiz. Dolayısıyla çok ciddiyim. Anladım. Ömer Bey, benden başka bir isteğiniz var mı? Şu an için mi? Aslında gönül neler ister diyorsunuz. Sen bugün neler de diyorsun öyle. Değil mi ya? Bana da bak. Pasyonse gelince bir şey oldu. Neyse, ben o zaman işimin başına döneyim. Aşağı. Yok. Bir iki saat daha vaktim var. Yanında olacağım asistanın olarak. Derya'yı delirtmişsin. Yazık kızcağız, hastanelik olmasın diye yardıma geleyim dedim. Dayanabilecek misin? Vallahi ben işimde iyiydim diye biliyorum ama. Ben de. İyi. Aa, merhaba Sinan Bey. Orada kaldı. Merhaba. Defne, hayırdır? Ah, hiç öyle. Sevdiceğimle ayrı kalamıyorum diyorsun ha? Yok ya, öyle Derya'ya yardım olsun diye şey yaptım. İyi, anladım. Pardon. Efendim Ömer Bey. Tamam, geliyorum. Şey, Ömer Bey çağırıyor da. Hadi git bari. Hadi eğlenin bakalım. Bahar da geldi. Darısı da başıma. Buyurun Ömer Bey. Buyurun Defne Hanım, buyurun oturun. Yani ben çalışırken burada oturmanızı istiyorum. Madem iki saat vaktimiz var. Olur, zevkle. Yalnız ben burada otururken siz konsantre olabilecek misiniz? Olurum, olurum. Aa, bir dakika. Neye? Beni utandırmaya mı çalışıyorsun? Evet. Yalnız bu oyun bana bir fazla gelmeye başladı. Sen mi başlattın, öyle vazgeçemezsin. Peki tamam. Madem öyle, oturalım. Buyurun çalışın. Ömer Bey, doktor geç kalacakmış da. Bana ne Zübeyir, bana ne? Necmi Bey yok mu? Yok. Sinan,
Var ama ben sizin bilmeniz gerektiği için size söyleyeyim dedim. İşte yanlış düşünmüşsün Zübeyir. Hatta yanlış düşünmek için de çok yanlış bir zaman seçmişsin. Ha, anladım. Anladım ben. Neyi anladın Zübeyir? Hani neden yanlış zaman dediğinizi anladım. Zübeyir, yanlış yerdesin. Ha, tamam. Git anlamında. Tamam. Eyvallah. Çok zekiyim. Bunu da anladım. Ben gidiyorum. Esen kalın. İyi sohbetler. Nerede kalmıştık?